Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün Cumhurbaşkanlığına bağlı Savunma Sanayi Başkanlığı bütçesi üzerine söz aldım. Ben müsaadenizle bütçe tarafından değil de Savunma Sanayi Başkanlığında yürütülen bir yapılanma üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi size 3 tane vakıf ismi söyleyeceğim. Biri Gaye Vakfı, Savunma Sanayi Başkanımız burada. Biri Erkan Vakfı, biri de Hayra Davet Vakfı. Bu 3 vakfın 2 tane ortak noktası var. Birincisi, Nakşibendi tarikatının farklı kollarına hizmet ediyor olmaları. İkincisi, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın desteklemiş olduğu TEİ, TUSAŞ, Aselsan gibi şirketlerde, önemli mevkilerde kurucuları ya da üyelerinin bulunuyor olması. Birkaç örnek vereyim. Örneğin Gaye Vakfı. TEİ'de 6 kişi üst düzey görevlerde bulunuyor Gaye Vakfı'ndan. Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit. Gaye Vakfı lideri Mustafa Cevat Akşit'in oğlu. Mustafa Kemal Baldöklü, TEİ'nin insan kaynakları başkanı. Gaye Vakfı ikinci başkanı Mehmet Baldöklü'nün kardeşi. Bekir Evcil, TEİ'de tesisler bakım müdürü. Vakfın yayın evinden sorumlu. Ender Dur, TEİ tesisler ve güvenlik müdürü. Levent Tüfekçi, TEİ insan kaynakları müdürü. Gürsel Boz, Eskişehir'de kurulu Erkan Vakfı üzerinden TEİ programlar müdürü. Savunma sanayi şirketlerinde çalışan bu arkadaşların dışında örneğin bir Bekir Batuk var. Bu Bekir Batuk evrakta sahtecilik yapıyor. 16 ay ceza alıyor. Fakat buna rağmen TEİ'de 6 yıl çalışıyor ve güvenlik danışmanı olarak çalışıyor. Ve ne ilginçtir ki savunma sanayi şirketlerinde çalışan kişilere savunma sanayi başkanlığı tarafından verilen NATO güvenlik belgesine sahip. Bu belge önüne gelene verilmeyen bir belge. Evrakta sahtecilikten 16 ay ceza almış bir kişiye bu belge nasıl veriliyor? Örneğin Soner Şevket Özcan. Bu kişi de TEİ'de bilgi işlem müdürü. Bu kişi de turboşaft motor geliştirme programındaki bilgileri dışarı sızdırırken yakalanıyor. Aynı yapılanmanın içinde. Şimdi biz bunları ifade ettiğimiz zaman dönem dönem bize hep şunlar söylendi. Bunlar milli ve manevi değerlere bağlı insanlar. Bu insanlar suç işlemezler. Bu insanlar bir yanlış yapmazlar. Bu insanlar alnı secdeye giden insanlar. Bizim alnı secdeye giden insanlarla milli manevi değerlere sahip arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Ama şunu ifade edeyim. Madem bu kadar milli ve manevi değerlere bağlı olan arkadaşlar, örneğin bu Soner Şevket Özcan, Milli Savunma Bakanlığı'nın isteğiyle görevden alınıyor. Özcan 2017'den bu tarafa yasaklanan bilgileri temin suçundan yargılanıyor. Devam edelim. Hayra Davet Vakfı. Hayra Davet Vakfı'nın 29 kurucusu var. Bu 29 kurucusundan 7'si savunma sanayi, Milli Savunma Bakanlığı, Aselsan ve savunma sanayi projelerini destekleyen TÜBİTAK'ta ya görev yapmış ya da görev yapıyor. Bu kuruculardan biri örneğin savunma sanayi başkanımız Sayın Haluk Görgün. Bir diğeri önceki savunma sanayi başkanımız İsmail Demir. Yani bir tür aynı vakfın iki kurucusu görev değişimi yapmışlar. Ben şunu merak ediyorum. Üçüncü gelecek olan savunma sanayi başkanı şu anda vakfın içinde bir yerde hazırlanıyor da biz mi bunlar haberdar değiliz? Gelecek olan kişi bu vakıf üzerinden mi gelecek? Değerli arkadaşlar, burada bir el verir gibi bir görev dağılımı olmuş. Devam edeyim Hayra Davet Vakfı'na. Celal Sami Tüfekçi, şu anda Milli Savunma Bakan Yardımcısı, vakfın kurucularından. Abdullah Erol Aydın, eski adıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığı Daire Başkanı. Eray Yasan, Aselsan'da kıdemli müdür. Selman Nas, GSATKOB Uzay Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TUSAŞ'ın eski Genel Müdür Yardımcısı. Orkun Asekioğlu, TÜBİTAK Başkan Danışmanı, eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı. Değerli arkadaşlar, İsmail Demir Beyefendi, önceki Savunma Sanayi Başkanı, bir dönemde Türk Hava Yolları'nda teknik müdürlük yapıyor. O dönemden kalma bazı arkadaşlar da Türk Hava Yolları'nda örgütlenmiştir. Onların isimleri bende, süremiz yeterli olmadığı için onları izah etmeye fırsat bulamayacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi güvenlik açısından önemli bir yerden bahsediyoruz. Onun iştiraki olan ya da destek verdiği şirketlerden bahsediyoruz. Bırakın bir dini vakfın orada örgütlenmesini. Herhangi bir sivil toplum örgütünden üyelerin belli bir yerde öbekleşmesi
Bitirelim lütfen Sayın Sağlıcı. Milli güvenliğe tehdittir arkadaşlar. Milli güvenliğe tehdittir. Bırakın sivil toplum örgütünü, herhangi bir hemşeri örgütünden o kadar kişi o kuruluşun içinde olsun, o da tehdittir. Buralar göz bebeği gibi korunması gereken yerlerdir. Burada birkaç sorumuz var. Bunlardan birisi şu, süremiz kısaldı. Devlet içinde farklı hiyerarşik yapılara niçin müsaade ediyorsunuz? Bu kişilerin talimatı kurum amirinden mi, yoksa o yapının manevi önderinden mi alacağından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Hain darbe girişiminden sonra FETÖ'cülere kendi aklını kiraya vermiş diyordunuz. Siz başka tarikatlardaki kişilerin hepsinin kendi aklıyla hizmet eden kişiler olduğunu mu zannediyorsunuz? Hepinize teşekkür ediyorum.